Fatih Medreseleri 1986'dan beri hizmetinizde. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Kitabun enzellahu ileyke litukhrijan nase minel zulumati ilen nur. Biizni rabbihim ila sıradil azizil hamid. Sallallahu alazim. Çok kıymetli dava arkadaşlarım. Allah bu yolda hepimize başarılar nasip etsin. Amin. Sizi birazcık tefekküre davet ediyorum. Diyorum ki bir takım Müslümanlar kafirlerin esareti altında zindanlarda, hapislerde çürümek üzerelerdir. Bir takım insanlar kafirlerin çizmesi altında, bombaları altında helak olma durumundalar. Bir takım Müslümanlar birbirine düşmüş, kardeş kanı akıtma durumundalar. Bir takım Müslümanlar da zevkine düşmüş, safasına düşmüş, dini unutmuş, davasını unutmuş, peygamberini, Allah'ını, kitabını unutmuş, ne yaptığını bilmez bir durumdalar. O yüzden kıymetli hoca kardeşlerim, hoca abilerim, bu davanın mutlak kıymetini bilmek zorundayız. Her tarafımız elhamdülillah nimetlerle dolu. Kafirlerin zindanlarında değiliz. Esaret altında değiliz. Ve buna benzer her türlü sıkıntıda değiliz. Ve inşallah, inşallah gaflette de değiliz inşallah. İnşallah. Ve bu davaya da nasıl sahip çıkılması gerekiyorsa, Efendi Hazretlerimizin arzu ettiği şekilde sahip çıkmaya da inşallah Mevlamızın huzurunda söz veriyoruz inşallah. İnşallah. Ses gelmedi. İnşallah. Söz veriyoruz mu arkadaşlar? Evet. Verelim arkadaşlar. Bu iş bize yakışır. Bu davaya sahip çıkmak, bu davayı sırtlamak, bu davayı güzel yerlere taşımak, bu davayı Türkiye'ye, tüm dünyaya ulaştırmak bize yakışır arkadaşlar. İnşallah şu genç halimizde. Ne demek istiyorsunuz ya? İtirazınız mı? Şu genç halimizde bu işi başaralım inşallah. İnşallah. Allah bu davaya her türlü sahip çıkmayı bize nasip etsin. Hocam bunun örneğini bize verebilir misin? Veriyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Şu anda herkes tatil yapmanın derdinde, eğlenmenin derdinde, hangi sahile gideyim, hangi güzel yerlere kendine göre zevki sefalar yerlere gideyim, nerelerde bir ifade geldi söyleyemedim, bazı arkadaşlarımız oralara niyet etmiş olabilir diye söylemedim orayı, geçiyorum. Nerelerde olduğu, nerelere gitmeyi derdine düştüğü şu ortamda Temmuz ayının sıcağın göbeğinde sadece ve sadece Allah için bir araya gelip dertleşip bu davaya daha nasıl sahip çıkarızın derdiyle buraya geldiniz. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ım bu yolda ciddiyetimizi, şuurumuzu, hassasiyetimizi artırsın inşallah. Amin. O yüzden arkadaşlar bu gemi kalktı gidiyor. Önünde engel tanımaz. Kimse buna doğru diyemez. Bu iş Allah'ın izniyle, sultanımızın himmetiyle hedefine ulaşır inşallah. İnşallah. Her geçen gün, her geçen gün buna biraz daha yakini iman ettiğimizi, kendi içimizde iman ettiğimizi görüyoruz inşallah. Allah'ın devamını ve tamamını nasip etsin. Amin.
Şimdi kısaca bazı bilgiler vermek istiyorum. Vermek istediğim bilgiler şunlar arkadaşlar. Fatih Medreseleri bir eğitim kuruluşudur. O yüzden sizden ricamız her gün daha kaliteli bir eğitim, daha iyi bir hafız, daha iyi bir hoca ve çocuklarımıza, gençlerimize hangi yaşta olursa olsun hepsine kalitesini artıracak eğitimler verme hususunda kendimizi biraz daha yetiştirelim arkadaşlar. Biraz daha ciddiyetle, biraz daha samimiyetle, biraz daha duygularımızı ortaya koyarak, biraz daha sultanımızın arzuları ortaya koyarak. Hasbi Hoca diyor ki Efendi Hazretlerimize, Efendi Hazretleri diyor çok yoruldunuz diyor ya. Biraz dinlenseydiniz. Efendi Hazretleri camı açıyor, kabristanı gösteriyor. Hasbi Hoca'ya diyor ki orada dinleniriz diyor arkadaşlar. O yüzden dinlenmek yok arkadaşlar. Son nefese kadar her anımız, her dakikamız biraz daha kaliteye atarak, bir adım daha öteye atarak inşallah başarıyı biraz daha yakalayacağız inşallah. İnanın arkadaşlar sizin attığınız her adım etrafımızdaki resmi veya özel hocaları mutlaka mutlaka heyecanlandırıp onların da heyecanını artırıyor, onların da adım atmasına sebep oluyor. Her ifademiz mutlak bir yerden ses getiriyor. Ne söylersek, ne konuşursak mutlak bir yerden bakıyoruz ki onun karşılığı geliyor. O yüzden arkadaşlar çalışmaların kesinlikle hiçbir tanesi boşa gitmiş değil. Hepsi dolu dolu elhamdülillah. İnşallah Abdi İpekçi'de yapacağımız bu 150 hoca, 150 hafızımızın da bu merasimiyle beraber işi Türkiye'de damgayı vuracağız inşallah. Allah'ın bu yolda başarımızı artırsın inşallah. O yüzden sizden ricamız arkadaşlar, yapıyorsunuz, mutlaka yapıyorsunuz, daha iyisi olsun. Bir adım daha öte olsun, talebelerimizi oturmasıyla, kalkmasıyla, yürümesiyle, eğitimiyle, okuyuşuyla, eğitimde kalite inşallah. İnşallah. Geçen Kavacık kursuyla alakalı orada yakını yaşadığım için söylüyorum. İnanıyorum bütün medreselerimiz aynıdır. Arkadaşlar dedim ki yaz talebesini 3 gün yukarıda eğitin. 3 gün yukarıda eğitin. Dedim ki onları camiye inme adabını, cemaatte oturma adabını, güzel davranma adabını öğretin. Geldiklerinde şöyle ip gibi dizilsin oraya. Gerçekten cemaat şöyle bir çocukları görsün. Teşekkür ediyorum kendilerine ve hepinize. Dikkat ettiler, ifadeye kulak verdiler. 3 gün sonra talebeler biri geldi. İnanır mısınız? İşte o yüzden basa basa söylüyorum. Bu çocuklar, inanın bütün çocuklar şu zamanda son derece kabiliyet. Bu kabiliyeti zayi edenler, Allah hepimizi muhafaza etsin, biz etmiyoruz inşallah, zayi edenler mutlaka çok büyük sorumluluk üzerindeler arkadaşlar. O yüzden arkadaşlarımız çok dikkat ediyorlar, geldiler şıkır şıkır. Öyle edepli, öyle ahlaklı, öyle oturma sanki görsen 20 senelik cemaat adamı sanki. Anladım ki bu çocuklarda büyük kabiliyet var. Allah'ım bu kabiliyetleri inşallah medreselere, çocukları medreseye çevirsin inşallah. Bu yüzden arkadaşlar duyarlı olacağız, samimi olacağız, üzerine gideceğiz. Neyin üzerine gideceğiz? Şu anda üzerinde durduğumuz konu. Rica ediyorum arkadaşlar. Bu ifadeleri her yerde konuşmaya çalışın. Açık söylüyorum, kimi bulsam konuşuyorum. Çok acı bir şey söylüyorum size, çok acı. Geçen sene Haziran ayında 2500 talebemizi elimizden aldılar, okullara gittiler. Hafıza başlayacak talebelerimiz. Örneğini vereyim, aldığımız talebeler kaç yaşında bizim? 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken, doğru mu? Ses gelmedi. Doğru. Peki 4 yaş, 4 ay, 4 günlük anlamış olduğumuz bir çocuk. 15 gün çocuk alışma dönemi. Doğru mu? Doğru. 3 ayda Kur'an-ı Kerim'e geçme doğru.
geçme durumu var. Doğru mu? Doğru. 6 ay hayli bekledim. 9 ay. Kur'an-ı Kerim'in üstünde okuma zamanı olsun. Doğru mu? Doğru. 3 ayda vida koydum. 3 ayda ezberlerini yani Yasin Şerif'i vallahi ben şahsını yapma zamanı olsun. Doğru mu? Doğru. Kaç ay oldu? Yani çocuk kaç yaşında? 6. Yani hafıza hazır bir çocuğumuz. Bu sene 3200 talebemiz elimizden gitti. 3200 talebemiz hafıza başlama adayı olan talebemiz elimizden gitti. Hocam farkında değilsiniz ama Eylül'de göreceğim hepinizi. Şimdi çünkü yaz talebesi gelmesiyle eski talebenin durumunu ne yaptınız? Onlara bakamadınız, inceleyemediniz. Ama Eylül'de göreceğim hepinizi. Hocam ya bizim talebe yok diyeceksiniz ben. O yüzden arkadaşlar. Hocam ne istiyorsunuz? Söylüyorum. Olur ya belki bir Milli Eğitim Bakanı'na ulaşırsınız. İnşallah ulaşacağız arkadaşlarımız uğraşıyorlar. Veya başbakana ulaşırsınız. Beni gece gördüm rüyamda başbakan aynen böyle anlatıyorum. Ondan sonra almış eline kalemi kağıdı. O da yazıyor. Ondan sonra diyorum ki bana yine hararetle anlatıyorum. O yazıyor. En son diyorum ki bak bunları dikkate aldım bu şöyle bir. Alıyorum ya diyor. Alıyorum ya diyor. İnşallah alıyor. İnşallah. Almazsa yandık zaten. Evet, geçtim arkadaşlar. Tekrar ediyorum, her yerde konuşalım arkadaşlar. Bu sistem bize zarar verdi. Şu anda büyük zarardayız. 3200 talebimiz hafıza alışacak talebimiz. Ne yapıyor? Hocam ne yapalım? Ne diyelim mesela? Söylüyorum, dikkat edin. Deyin ki, misal. Herkes okula gidecek mi diyorsunuz? Mesela kör olan gider mi kör? Gidemez. Ne demek yani muaf? Doğru mu? Oraya bir şerh koyun ya. Deyin ki hafızlık yapan kişiler hafızlık yaptığına dair belge getirirlerse resmi ve özel medreselerden belge getirirlerse bu adam muaftır deyin. Bu kadar ya. Muaf. Kanun çıkartın demiyorum ya. Muaf. Hocam başka söyle. Belki bunu kaldıramadım. Daha söyleyeyim. Bak söylüyorum. Diyorum ki, deyin ki, tamam, madem siz milli eğitimini illa bunları okuyacaksın diyorsunuz, tamam, bunu biz yine medreselerimizde, yine özel yerlerde emekli bir öğretmenle yapalım. Veya vazife yapan bir öğretmenle yapalım, siz bunları imtihan edin, eğer başarılı olamazsa gelin o zaman konuşun. Demiyorum ben size, yapmayalım. Çocuklar yazı öğrenmesin, matematik öğrenmesin, Türkçe öğrenmesin demiyoruz böyle bir şey. Öğrensin ama bunları öğrenirken de hafızlığını da yapsın. Arapçasını da yapsın. İslami ahlakını da öğrensin. Yoksa lafta dindar gençlik diyeceksin. Ondan sonra da çocukları vesil gibi yetiştireceksin. Böyle bir şey yok. Allah'a muhafaza etsin. Amin. Evet, tamam konuyu başka yere katayım. Siz galiba hoca siyaset yapıyor demeye başlayacaksınız. Hemen atlıyorum başka yere. Allah'ım hepimize orayı yanlamasınız. Amin. Ama hocam niye bize bunları söyledi? Açık söylüyorum. Bakıyorum kendi hocalarımızın da bazı şeylerden neyi yok? Haberi yok mübarek adam ya. O yüzden onun üzerine basa basa durdum. Şimdi ikinci bir konuya geçiyorum. Allah'ın bu yolda başarı nasip etsin. Bunun Mesut hocamız kardeşim Allah razı olsun biraz değindi. Bunun bir ikinci defa önüne geçmenin yolu var. Nasıl geçeceğiz? Abdi İpekçi Spor Salonu'nda inşallah 12 Ağustos'ta inşallah. İnşallah. Oraya 30 bin kişiyi dolduracağız. İnşallah. Ve herkesi davet edeceğiz. Cumhurbaşkanından tut, başbakanından tut, bakanlarından tut, herkesi davet edeceğiz. He, gelirler mi? Bilmem. Ama eğer biz onlara danson çıkartsaydık, eğer biz onlara şarkı söyleyen çocuklar, kadınlar çıkartsaydık,
söyleyecek? Oo, hepsi baş köşelerde. Ondan sonra hoca sen siyaset yapıyorsun. Gidince geçiyorum ama. Söylemedim hadi. Böyle var mı ya? Herkes de görünmekten, papaz da görünmekten, herkes de görünmekten kendini almayacaksın. Hoca ile görünmekten kendini sakındıracaksın. Var mı böyle bir sistem? Yok, yok, yok. Olmaz arkadaşlar. Allah'a muhafaza etsin. O yüzden biz ne yapacağız? Öyle de olsa, böyle de olsa fark etmez diyeceğiz. Oraya 30 bin kişi yiyeceğiz inşallah. İnşallah. Allah'ım da çağırmayı nasip etsin. Amin. 30 bin kişi yedikten sonra 150 hafızımız, 150 hocamız son 100 yılın Osmanlı zamanını bilmediğim için söyleyemiyorum. Araştırır inşallah hoca arkadaşlarımız. Bakarlar. Son 100 yılın buna iddia ediyorum. Olmamışını yapacağız inşallah. Son 100 yılın 150 hafız, 150 hoca. 300 kişiye Abdi İpek'si de inşallah icazet vereceğiz. İnşallah. Ama sizden ricam, her arkadaşımız lütfen ve keremen rica ediyorum. Her arkadaşımız bu vazife benimdir. Düğünümden daha önemlidir. Çünkü benim davam, benim ideallerim, benim sultanım, benim efendim her zaman nikahından, her şeyimden daha önemlidir. Mantığıyla hareket edeceğiz. Oraya 100 bin kişi toplayalım inşallah. İnşallah. Ne olur? Herkes, soruyorum size, en az 500 kişiyle çalışıyoruz. Herkes, en az diyorum size, bir kişi getirse bir düğünde bir kişi toplanıyor. Cemil kardeşimizin düğüne gittik. Şahit arkadaşlar bir kişi vardı. Bir kişi toplasa herkes. Kaç kişi yapar? Anlayamadım. 500 bin. Ne anlatıyorsun bana be? İndir aşağı hoca bir arkadaşlar. Çok gittim be. İndiriyorum aşağı. Herkes 100 kişi getirse 50 bin kişi yapar ya. Ya bir de kendi kendine söylersin ya. 100 kişilik adam değilmişim derdi hiç olmaz. Sizi tenzih ederim. Siz öylesinizdir inşallah. Daha inşallah. İnşallah. Allah'ın başarmayı esin. Sadullah Hoca sırf merasimine İstanbul'dan 100 küsur kişi getirtirdi be. Sen ne anlatıyorsun be? Şimdi eğer Adana'dan 1000 kişi getirmezse var ya. Yandı. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Bu konuda inşallah duyarlı olacağımıza söz veriyorum arkadaşlar. Herkese ulaşacağız. Herkese söyleyeceğiz. Abdi İpekçi'yi dolduracağız. Çünkü Abdi İpekçi bizim için Sinan Erdem'in ilk ayağı olacak. Sinan Erdem de inşallah bizim için Arana'nın ilk ayağı olacak. Ondan sonra devam ediyoruz inşallah. Ama sizden ricam şöyle. Ya Rabbi diyorum. Ne olur Allah'ım diyorum ya. Şu fitneyi kaldır da şu sultanımız da şu dünyaya nasıl oynanırmış bir görsün ver ya Rabbi diyorum ya. İnşallah. 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 Evet geçtim şimdi arkadaşlar. Bu Abdi İpekçi meselesini inşallah üzerinde durmuş kabul edin. Eğitimin üzerinde durmuş kabul edin. Ve örnek gençlerle alakalı bir iki ifade söylemek istiyorum. Arkadaşlar illerde o örnek genç yaptık. İlk başta arkadaşlarımızın bazısı nasıl olur nasıl olmaz. 50 küsür ilde yaptık arkadaşlar elhamdülillah. 50 küsür ilde yaptık. Yani 60'a yakın ilde yaptık. Ve hepsinde mutlak başarı yakaladık elhamdülillah. O yüzden her çalışmanın mutlak başarısı var. Sizden ricam şu arkadaşlar. Bu yolda samimiyet ister, teslimiyet ister. Olayı duyduğunda yalan de. Nefsani hareketlerle olayı duyduğunda kalkıp zıplama. Dinle bir bakalım. Bu söylenen şey, anlatılan şey tespit edilmiştir. Duyumu incelenmiştir. İstişaresi yapılmıştır. Her şeyi ona göre arka sözü düşünülmüştür. Buna göre değerlendirme yapılmıştır. Öyle kalkıp da bir şey duyuyorsun. Atlıyorsun. Böyle olur buymuş. Ya ne biliyorsun mübarek adam ya? Ya ne biliyorsun Allah rızası için ya? Olayı bir incele. Sana bir şey soruluyorsa bir bak. Bir incele. Bir takip et.
Ondan sonra bir istişare yap. Bir değerlendir. Biraz üzerinde dur. Bak. Ondan sonra söyleyeceklerimizi söyle ya. Müthiş konularda, müthiş çalışmalarla kalkıyorsun, almayacak sözler söylüyorsun. Bu bize yakışmaz arkadaşlar. O yüzden sizden ricam, duyduğunuz şeyi inceleyin, tahlil edin, bakın, değerlendirin, sonunda karar verin, sonunda karar verin. Yoksa öyle kalkıp da hemen daha duyar duymaz çok şey biliyormuşsun gibi zıplıyorsun. Sizi tenzih ederim. Bazıları hariç ama mesele anlaşılmıştır. 50 küsür ilde yaptık. Hepsinde başarı yakaladık elhamdülillah. Hiçbir başarımız olmamış olsa yemin ediyorum şu gençlerin, özellikle şu gençlerin birbiriyle yarışması var ya, en büyük başarıydı. Mikrofonlara koşmaları. Şimdi bile yemin ediyorum gözlerin içine okuyorum hepsini. Acaba bana bugün acaba bir kıyak yaparlar da mikrofon verirler mi diye. Çoğu arkadaşlarımız mikrofondan kaçarken bu gençler acaba bana mikrofon verilir mi diye hesap yapıyorlar. İster inanın ister inanmayın hoca arkadaşlarımı çok iyi biliyorlar. Şu anda da buradalar. Gözlerinin içine bakıyorlar. Bu akşam acaba kime yaptılar kıyak? Öbür tarafta çok eski olmasına rağmen hoca arkadaşlarımız aman bu akşam bana mikrofon gelir mi acaba gelmese iyi olur mantığında. O yüzden her şey yine mükemmel oldu elhamdülillah. Allah'a bundan sonraki çalışmalarda da inşallah gayretimiz artırsın. Amin. Konferanslarımız oldu. Onlarla çok ciddi bir bilgilendirme tanıtma oldu. Bütün belediyelerde ismimiz artık belediyelere başkanlara giderken kendini tanımaya gerek yok. Fatih Medresesi'nden geliyorum demeye yeterli. Öğrenildi elhamdülillah. Çünkü her çalışmanın mutlak başarısı var. O yüzden bunları da neyle? Son derece saygıyla, sevgiyle karşılayacaksınız. Sadece bize düşen şey ne? Bir adım daha çalışma. Biraz daha çalışma inşallah. İnşallah. Konuşmalarımızda mutlaka dertlerimizi konuşacaksınız. Eğer talebelerimizi elimizden alıyorsalar bu bizim derdimizdir. Yani bu eğitim sistemi olmadı. Konuşacağız inşallah. İnşallah. Allah'ın başarmayı nasip etsin. Amin. Ve son olarak da söylüyorum ki arkadaşlar, güzel insanlar. Emru bil marufa çıkmadan önce hiçbir yerde medresemiz yoktu. Sonra emir bil maruflar açıldı ve medreseler açıldı. Şimdi dünyaya 40 ülkeye emir bil maruf açıldı elhamdülillah. Ülkelere giden arkadaşlarımız isimlerini yazdırdılar. Aşağı yukarı şu anda 25-30'a yakın ülkeye hazır. Gidecekler. Ben İngiltere'ye gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sebebini söyleyeyim. Rahmetli dedem çok kıymetli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Hakikaten gerçekten kıymetli bir insandı. Hatta hacı anne dedem vefat ettiğinde hacı anne şu ifadeyi kullandı. Efendi Hazretleri'nin ilk defa bu kadar ağladığını gördüm. Buyurdu. Tekrar ediyorum. Hacı annenin ifadesidir bu. Efendi Hazretleri'nin dedemin vefatında, İhsan dedemin vefatında ilk defa bu kadar ağladığını gördüm. Buyurdu. Gerçekten kıymetli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Amin. Tanıyan arkadaşlarımız bilirler. İyi bir alemdi. Şöyle demişti bana. Dayıma dedi ki Ahmet dayıma, sen Fatih'te vaiz olasın. Fatih'te vaiz oldu. Gitti orada vaaz etti. Ciddi söylüyorum. Kime de derdisi çıkar. Bana dedi ki bir defasında bu tebliğle alakalı çalışmaları var olmasa sebebiyle dedi ki evladım dedi İngiltere'nin bir köyünde bir kafire la ilahe illallah niye dedirtmeyelim dedi be. İnanın var ya böyle heyecanımda suyu olsun. Sanki o kafiri görüyorum şimdi öyle söylüyor gibi yani. İnşallah. Ondan dolayı İngiltere'yi seçtim arkadaşlar. Sırf bu ifadeden dolayı açık söylüyorum. İnşallah başaracağız. İnşallah.
Şimdi 40 ülke arkadaşlar. İsimlerini yazdıranlar. İtikaf. Benim itikaf günleri var mı bizim itikaf günlerimiz? Ramazan-ı Şerif sonunu. O günlere kadar ismini yazdıranlar yazdırsın. Yazdırmayanların devamını biz tamamlayacağız. Baştan söyleyeyim. Bir bakmışsın yazmışım seni. Nereye? İsrail. Hocam yapma ya. O zaman yazdır işte bu bari. Murat İsrail'e gidecekti, vazgeçti, Hindistan'a dönmüş. Olsun, orası da fena değil. Daha fazla ya, nüfusu fazla olduğu için çok çalışma niyetiyle inşallah. Evet arkadaşlar, Mevla bizden razı olsun. Son ifadelerimi söylüyorum. Arkadaşlar, her geçen gün bu iş büyüyor. Bunu hep beraber gözlerimiz önünde görüyoruz, doğru mu? Evet. Bu iş büyüdüğünden dolayı sizden ricam, temsil etmiş olduğun hocalık vazifesini, bir dava vazifesini lütfen leke getirecek hareketlerden uzak dur. Bu davaya zarar verecek, fitneye sebep olacak, milletin feyzini, bereketini kaçıracak, milletin kalbini incitecek, milletin aşkını durduracak, milletin yürümesine engel olacak davranışlardan, ifadelerden, hareketlerden hepinizden rica ediyorum. Mutlaka uzak duralım arkadaşlar. Bırakın hep beraber yürüyelim arkadaşlar. Büyük işler yapalım. Herkes vazifesinde, inanın olayı birazcık tutmuş olsa, olaya sahip çıkmış olsa, bak göreceksiniz, çok daha hızlı ilerleyeceğiz. İnşallah. Ama herkes kendini başka tarafa atar. Bu vazife eğer 3 kişinin 5 kişinin üzerine kalırsa, kendi menfaatini düşünüp bu kadar mükemmel ortamları düşünmediği halde, insanları düşünmeyip kendi sadece kendi bencilliğini düşünmeye kalkarsa, kendi derdini düşünmeye kalkarsa bu arkadaş zarar verir. Hoş olmaz arkadaşlar. Ama yemin ediyorum bu davanın sahibi Allah. O yüzden Allah'la oynanmaz. Bu kadar söylüyorum size. Allah'ım hepimizi muhafaza etsin. İfadelerimize, konuştuklarımıza, bulunduğumuz yerlerde davranışlarımıza, arkadaşlarımıza veya diğer insanlara mutlaka kaliteli davranmayı bize nasip eylesin. Efendi Hazretlerimiz her yerde, her şekilde övünerek söyleriz. Övünerek, vallahi söylerim, billahi söylerim. Efendi Hazretlerim derim, başımın tacı derim, mürşidi kamilim derim, her türlü peşindeyim derim. Ama aynı Efendi Hazretleri bizim için aynı sözü söyleyebilir mi? Onu da düşünmeliyiz. Söyler. İnşallah. İnşallah. Mevla hepinizden razı olsun. Amin. Hakkınızı helal edin. Aşkınızdan dolayı inşallah. Hararetinizden dolayı inşallah. Böyle konuşmuşumdur arkadaşlarım. Biraz fazla sesim yüksek çıktıysa, size laf söylemek, ağır konuşmak, kalbinizi kırmak veya buna benzer şeylerden Allah'a sığınırım. Hakkınızı helal edin inşallah. Mevla bu yolda başarılarımızı artırsın inşallah. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin.